Ne oluyor ya? Aha Alf var. En sevdiğim çizgi film. Arriva arriva, Angel arriva arriva. Alırım al. Şeyi getirelim mi? Edward'ın gerçek adı neydi? Robert mıydı? Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Mesut'un nişanlısı çok da şu anda. Eve kimler geldi diyor. Evet, Mesut Bey'in evine geldik. İçeriği görmedim ama çok önemli. Evet, Ceyda görmedi. Mesut benim çocukluğumda bana ikon olmuş birçok şeyin de koleksiyonunu yapıyor. Yani bana da. Birçoğunuza. Hatta bence hala devam ediyor olabilir. Burada bak bir tane var. Bunu hatırlayan var mı? İlklerden. Bu çok değerliydi. Hep mahallenin gıcık çocuğu oluyordu bunu. Kırıyordu, bizi oynatmıyordu böyle, sürüyordu bunu. İçine Ninja Turtles'ını koyuyordu. Annelerden Ninja Turtles istemiştim. Bana 100'en Ninja Turtles almışlardı. Çakmasını. Nasıl? Oha! Abartı derecede fazla yani. Kaç yılın emeği bu? Hesaplayamadım ama çocukluğumdan beri birike bu hale geldi en son. Ay, çocukken kırdık hepsini. Adam hepsini toparlamış, tertemiz tutmuş. Şimdi tek tek bir konuşacağız çünkü çok fazla çeşit var. Ana! Bunları hatırlıyor musunuz? Action evet, Man'ler. Evet, Action Man. Onlar ilk Action Man'ler. Bak saçları yumuşak. İyi, çok kötü. Çok kalitesiz ya? Bir saçım var. Ya 30 saç yıldır var. Yıkanmadığı için biraz kalitesiz olabilir. Bizim Action Man sana mı benziyor sanki Mesut biraz saçları? Bunu benzeten ilk sen bakar değilsin. Bakar mısın? Action Man. Bak Mesut oldu bunu söyleyince gördün. Evet. Ben de bunun yüzen adamı vardı. Var. O arkada. Bütün her şeyde bana yüzerek almışlar. Ne alakası? Denizi seviyordun belli ki. Şunlar Power Rangers'ı. O az var. 3 tane. Bu ne alaka? O Barbie motoru. Barbie o. Motor bulamadım. Barbie motoruna bindirdim. Ne altın ya? Renkli Simpsonlar. Biraz boylar uzun olduğu için arkaya koydum hani öyle. He görünsün diye. Space Jam. Space Jam fanatiği. Hatırlıyor musun? Şimdi bunun yenisini çektiler. Bok gibi film. Ama gerçekten evet, öyle yani. Berbat. Bunun yenisini değil eskisini izleyin. İzleyin izleyin. Çok iyidir bu. Belki şimdi canlardan eski filmleri dizileri bilmeyenler var yani çizgi filmleri. Onları da bir baştan başlayın. Çok güzel. Bu bayağı iyiymiş. Bunlar çok eski değil mi? Tabii 96 yılı figürleri bunlar. Çok başarılı yapmışlar. Ne güzel biriktirmişsin ya. Abi gerçekten vallahi helal olsun. Koleksiyonculara bir hayranlık duyuyorum ya ben ekstra. Ghostbusters var. Oğlum neler var ya. Çok acayip. Bir şey diyeceğim. Küçük detay detay çıkıyor. Bir dakika. Scooby-Doo Fırat'a benzemiyor mu? Abi aynısı dön. Abi çok benziyor. O kolunu kaldı. Bu 1984. O hamburger yarınca. Bu ne? Değil. Bu 1984 mü? Tarihi eser gibi bir şey çok önemli. Bunun arkasında bir şey varmış. Aleti var. Aleti var. Aynen şey ben aldığımda böyleydi. İkinci el almıştım. Bu çok ünlüydü. Evet, bunu evet. Abim bana hediye alırdı. Bir bunu bir de troll bebekleri. Biz niye bunu almışız abi? Ve bu çocuk poposunu niye ayırıyor? Bu ne saçma bir şey? Bu neyden çıktı? Bir şeydi ya bu sanki. Bunlar çok eski. Benim bile evet, ben eski. Olduğu ben de pek hatırlayamıyorum bunları. Ama ben hatırlıyorum. Böyle bir şey var. Vardı. Gitsin. Gitsin. Fırat ben de aldım koydum ama sen yani. Yavrum benim ellerim çok büyük. Aynen. O yüzden olmuyor. Ya Simpsonlar çok şunlar falan salonda müthiş oturmaları. Bunlar mesela 80'lerin. İzlemeye başladım ben şimdi yeni bir daha. Üçüncü. 20 yıl sonra bitiririz. Sen kaçlısın? 91. Aslında aramızda 6 yaş var ama sen Jurassic Park şeyini yaşamışsın. Benim de 3 yaş var. Sen kendin ne konuşuyorsun? Bunlar hepsinin ağzı açılıp kapanabiliyor bunlar. Jurassic Park izliyorduk deli gibi. Hepsinin isimlerini ezbere biliyorduk. Sanki dinozor bilimcisi olacakmışız gibi. Şu kadar velediz. İlkokula çalışmıyoruz ama Tyrannosaurus, Croptophallus bilmem ne onları dövüştürüyorduk falan şey yapıyorduk. Art tarafta Space Jam'ler var. Bunlar da 96 yılının hamburger oyuncakları. Aa bu şey değil mi ya? Hızlı Gonzales. Arriva arriva, Angel arriva arriva. Benim best çizgi filmlerimden biri. Arriva arriva. Sünger Bob, Kare Şok. En sevdiğim çizgi film. Rugrats abi. İnanılmaz bir yaratıcılığı var o çizgi filmin çünkü. Başka yok mu? Bak. Varmış. Sen de benim gibi o zamanın kült filmlerine demek ki bir merakın evet, var. Evet evet. Manevi bir şey bu yani vazgeçemiyorum o yıllardan. Abi ben de. Çünkü artık üretilmiyor. Buffy the Vampire Slayer biliyor musun? Kaç? 7 sezon oldu. Dünyanın en eski işi ama bu kadar evet, kötü olamaz efektler. Ama nasıl yani izletiyor biliyor musunuz? Böyle bak böyle kitlenip kalıyorsun tabii canım, yani. 2. sezonu bitirdik. Deli gibi onu İçinde izliyoruz. İçinde çekiyor böyle dağılıyor. Evet evet. Neden bilmiyorum o eski görüntü bana hayranlık veriyor. Ses efektleri falan. Farklı bir dünya. Ama tam yaşlandık da. Babamların böyle oturup siyah beyaz film izlerlerdi. Evet. Baba bunun nesini izliyorsun derdim. Şu an biz oyuz. Şimdi bize onu diyecekler. Onlar da 2003 yılından kalma Ninja Kaplumbağa serisi. Yani orada bir 15-20 tane var arkaya doğru gidiyor. Aa, neden? Çok kutulu? Açmaya kıyamadım. Değerini ha, o yüzden. Burası kaç paradır? Bilmiyoruz. Bunlar kutuluları zaten şu an modern kaplumbağalar 150-200, 500-1000 arası olabilir. Buradaki şunlar en pahalı şey nedir? Şu bölümdeki. Ha. Dört kollu Shredder. Fosforlu parlıyor bıçakları karanlıkta. Yani hep böyle şey fiyatını evet söylüyorlar ama kimsenin satabileceğini düşünmüyorum koleksiyonu. Ben kıyamam. Çocuklarım gibi bakıyorum onlara. Peki çocuğun olduğunu ona bırakacak mısın? Onun parçalaması için bu çekmecelerde de oyuncak saklıyorum. Hayda. Bunlar dandikleri mi?
bir tık dandik, karışık. Abi ne varsa var sende ha. Oyuncakçı dükkanı gibisin. Evet ya, mesela şu çocuğun olduğunda gerçekten yatırımın şu an hazır. Oho, belli bir masraftan kurtulmuş durumdasın. Aa, şimdi bir şirin ya, istesen oyuncak müzesi açarsın. Ay, Powerpuff. Olabilir. Çok rahat açarsın yani. Mantıklı söylüyorsun. Sonra sana toplam fiyatını soracağım. En değerli şeyi de soracağım. En sevdiğim soru. Aa, çok güzel. Ay, pembe çok tatlı. O Barbie'nin karavanı. Evet. Abi bunları nasıl buluyorsun? Koleksiyoncu arkadaşlar sürekli hani birbirleriyle paslaşıyor. Bir forumunuz mu var? Tabii, Facebook'ta gruplar var. Etkinlikler oluyor. Ya mesela sen de iki tane olanı gidiyorsun, onunla takaslıyorsun. Aynen, takas olabiliyor ya da ikinci el satış sitelerinde bazen olabiliyor. Bunlar 1.64 ebatında Hot Wheels, Matchbox karışık ürünler. Arada majoretler de var. Her yerde satılıyor bunlar çoğu ama nadir olanlar da var mesela. Oh, mesela yakaladı. Bu. Bakayım. Yakaladı hemen. Aa, taş devrinin. Taş devrinin arabası ve abi. Çakmak taşın. Öbürününki de böyleydi gerçi. Barney'ninki de böyle. Ay, hepsine tek tek bak, ömür yetmez ha, çok zevkli. En eski Batmobillerden. O zamanlar Batman komedi filmiydi arkadaşlar. Komikti, biliyor musunuz? Burada 970 tane araba var, üşenmedim saydım. Böyle bir şey mi vardı abi? Bir de bazı özel araçlar var. Ninja kaplumbağaların lastikleri bunların kauçuk. Premium diye geçer. Biraz daha ağırdır. Evet, bu daha ağır. Nimet çık çık ninja tavuklusu. Hele gere verirse. Evet, gerçekten dipsiz kuyum. Dünyada iki tane seri vardır arkadaşlar. Biri, ikisi, üçü daha iyi giden. Biri Baba, biri Geleceğe Dönüş. Bu konuda özel bir filmdir. Bilmiyorum şimdi gençler izleseler severler mi ama Marvel tarafı burası. Ben Marvel Select koleksiyonu yapıyorum. Hani Legends'ı da var bunun. Legends daha çok çeşit üreten bir marka. Select'in tek farkı biraz daha büyük ebatları ve malzemesi biraz daha farklı. Bir de eklemleri daha az Legends'lara göre. Poz verdirmesi. Bunlar G.I. Joe eski seri ve yeni seri karışık. G.I. Abin oynamıyor muydu bunları? Oynuyordu. Bir sürü vardı abimin. Mini 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 figürlerimiz var. Burası nedir ya? 1990'ların Kinder'leri, yani en eski Kinder serileri. Bak, Kinder de o zaman ne oyuncak çıkarıyormuş. Harbiden şimdi puzzle ya. Çıkıyor içinden, deliriyorum ya. Mesela bak, şurada mağara adamı serisi var ya şurada. Bak, evet. Bak, detaylara bakabilir misin? Ne kadar küçük bak. İlginç olan, yani çocuklar bunları biriktirmek için sürekli alması lazım ve yenisini çıkartması lazım o zaman. Abi bu ne? Heykel gibi oyuncak çıkartmış. Şuraya bak. Yumurtanın boyutu mu küçülmüş? Bunlar yumurtaya nasıl sığmış? Bazıları fazla büyük görünüyor. Mesela şuradaki Gargamel. Mesela şu. Abi çok iyi. Aa, bu ayıcıklar da çok iyiymiş o zaman. Onlar Haribo. Haribo ayısı bu. Ana! Haribo altın ayıcık. 100 yaşında biliyorsunuz. Geçen beraber fotoğraf çekildik. Efsane bir şey gördüm. Eyvah. Bakalım Ceyda hatırlayacak mı? Bunun hastasıydık biz. Ben çıldırırdım ya. Dünyanın en saçma oyuncağı. İşte bizim çocukluğumuzda neyle seviniyormuşuz? Böyle diye sıkıp duruyorduk. Görmüş olduğunuz şey, içine su koyuyorsun, basıyorsun, sıkıyorsun abi arkadaşının suratına. Mahallede herkes de bunlardan çeşit çeşit olur. Fıs fıs fıs. Kimisininki de iyi sıkardı. Evet. Değil mi? Kalite kontrolü olmayan bir ürün yani. Bazısı iyi sıkıyor, bazısı sıkamıyor. Benimki hep kötü sıktı. Aha, Alf var. Bir şey olmaz. Kafana dikkat et, cam olmaz bak. Bir şey olmaz diyor. Adamın 100 yıllık şeyini bozdun ha. Koleksiyonuna yerlerdi şu an. Hani! Allah! Nazar çıktı. Ay, üstüne basıyor. Tamam, bir şey olmaz. Onları siz ayırın. Yukarıda troll bebekler var. Aslında troller de benim için özel de. Abim bana her doğum günüm troll bebek alıyordu. Onları böyle şu kadarını alıyordu. Bu kadar kutuya soruyordu. Aç Allah aç, aç Allah aç. Kızlara satıyorlardı. Yani reklamları kızlar içindi. O zamanlar çok erkek kız ayrımı yapıyorlardı reklamlarda. Ablamın vardı ama ben de gidip arada bir saçını okşuyordum uğur getirsin diye. Bilmem ne kabilesinden gelmiş gibi reklamlarında saçını okşadıkça uğur geliyor diye. Bütün genç kızlar bunları okşayıp böyle hayallerine dalıyordu. Allah'ım ne olur Burak Kut beni sevsin, Tarkan beni sevsin diye. Abim sana benziyor diye alırdı bunları bana. Doğru da benziyor. Vallahi bakın bana benziyor. Kaç parça ürün vardır tahmin edin şimdi. Yazmaya başlayayım bakalım kaç çıkacak. Bak, Yüzüklerin Efendisi figürleri de var. Ve bunlar kimler? Hayır canım, Allah, hadi canım. Allah. Nasıl sığdı abi onun kinden üstüne? Değil mi? Ben de onu düşündüm ama ikiye bölünüyor ortada. Muazzam ötesi. Eskiler her zaman iyidir. Şu alana geldik. Marvel'leri saymıyorum. Onlar kesin pahalıdır. Bir kere pahada en değerliyi söyle. Bir de bulunması en zor olanı söyle bana. Ya bu Action Man'lerin bazıları gerçekten zor bulunuyor. Çünkü hani 30 yıllıkları var aralarında. Power Ranger'lar çok zor bulunur. Çünkü 93 yılından onların boyaları çok çabuk çıkıyor normalde. Hmm, bandik yapmışlar. Boyaları çok, hepsini duruyor. Onlar çok değerli. Dediğim gibi o kutulu, dört kollu Shredder bayağı değerli benim için. Gerçek piyasasında. Yani bunlarda değil aslında diyorsun. Bu küçüklerde değil diyorsun. Küçüklerde yani. Bunların tanesi 20 lira civarına kadar çıkabilir. 30 liraya kadar tanesi. Demek
demek ki bulunabiliyor bunlar. Bulunabilir ama onları da koleksiyonculardan bulabilirsiniz. Yani gidip de şunu parçalı halde bulamazsınız. Mesela bak iki parça, üç parça parçalarını kaybetmemek lazım bunların. Zaten burada önemli olan bu minik minik detaylarıyla sahip çıkabilmek. Koleksiyonun olayı o. Evet yani sendekiler yoksa daha dün üretilmiş gibi duruyor. Bit pazarına gitsen mesela şunun bir tanesini belki bulabilirim ama bu başka peki bir şey. Bunlara bir bakım yapıyor musun abi? Bazen fotoğraflamak için elime alıyor işte. Fotoğrafçıyım ben normalde. Fotoğraf çekiyorum işte sağa sola götürüyorum. Tozlanmıyor zaten cam kapaklar olduğu için. Onun haricinde oturup izliyorum. Mesut ne iş yapıyordun sen abi? Normalde fotoğrafçılık yapıyorum ama kamu personeliyim. Motorize zabıtayım. Ha motorize zabıta. Evet. O zaman belki zabıta sen geliyor kaç. Topla abi tezgah falan. Da. Tezgah topla ama tezgah burası. Bu ne? O Ninja Kaplumbağa'nın gelmiş geçmiş en büyük oyun alanlarından biri. Ay şu an hatırlıyorum ya. Hep pizza yerlerdi canım pizza. Hayır bir de ançurezli pizza ançurezli yerlerdi. Ançurez değil aşkım ançurez. Neyse. Ya zaten pizzayı sevdirmek için aslında bu Ninja Kaplumbağaları bunu yedirmişler zamanında. Senin en sevdiğin Netflix belgeseli The Toys We Made Us mı? Yakaladı beni. Çünkü orada geçiyordu bu Muhammed ve evet. Aa doğru evet evet evet. Orada He-Man oyuncakları bilmem ne falan filan. Sende He-Man yok. En sonu. Aa tamam. Çok iyi ya. Kırsam yıllardır duran şey kötü. Ay. Splinter Us'ta geliyor şu kapılar açılıyor arkadan. Evet. Sağa sola gidiyor evet. Kapılar. Dışlarına çıkıyor atlıyor çıksa kamera. Çıksa gelse mesela öyle. Fare besliyormuşsun orada tutuyormuşsun fareyi. Adını Splinter koymuş. Adını Splinter. Şimdi geldik en değerli noktaya. Bunlar gene aynı dinozor grubu değil. Bunlar daha dandik. Aynen. Galiba. Bunlar Shellish marka. Şeyin adı neydi ya? Ninja Turtles'taki kızın adı. April. April. Ha, April. April. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben ne kadar gerizekalıyım şimdi. April'a mı aşık? Evet abi. Bir çocuk nasıl çizgi filmdeki bir şeye aşık olabilir? Yalnız değilsin. Senin başka jenerasyonsun. Çizgi filmdeki bir şeye aşık oldun mu? Evet. Neye? Çok hatırlamıyorum ama çok bağlanırdım. Çok da aşık değilmişsin. Siz bayağı vurulmuşsunuz. Ben bayağı. Yani ben şöyle söyleyeyim, benim yatak takımım April'dı. Onu aldırmıştım anneme. Sarılıp uyuyordum April'e. Bir de şey, Pamuk Prenses vardı o zamanlar. Pamuk Prenses'le yatak takımın mı vardı Fırat? Oyunca... Hayır canım, saçma mı? Yok tabii olsa ki de. Olsa ya böyle yatıyor prenses. April'in olması da bir şey anladın mı? Neyse en azından o erkeksi bir şeydi ama ben April'in yani hastasıydım. Ben niye de... o kadar güzel geliyordu ya abi? Ya April bana da çok güzel geliyordu. Hatta bir şey dikkat ettiniz mi? Nişanlım April'a benziyor. Benziyor dikkat ettim mi? Bir dakika bakacağım bir dakika. Bir dakika inince bakacağım. Biz Utku'yla bazen bizim kurgucumuzla artık ifşa edeceğim bunu. Konuşuyoruz mesela. Konu hep eskilere geliyor ve şöyle oluyor. Sen peki Zeyna'ya aşık mıydın? Evet abi diyordum mesela. Zeyna diye bir karakter vardı evet, biliyor evet, musun? Evet atıyordu. Lel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 
an. Sormadım zaten gıcık olmamak için. Geçmişimdeki sevdiğim bir şey. Zaten yokmuş. Bunlar ilk çıkan kaplumbağalar. Hepsi dikkat ettiysen siyah kemerleri. Sonra bunlardan sonra arkadakiler çıktı. Bak kemerleri farklı renk. Güzel. İkinci seri onlar. Şu dandik olanlar onlar ne dedi ya? Onlar da aslında eski. Bazen bu tarz hani varyasyonlar geliyor işte. Kıyafetler değişiyor işte. Samuray oluyorlar. Donatello şehrin içinde insan kostümü giyerek geziyor. Yapma. Aa. Çantası da açılıyor yani. İlginç bak. Şaka tabancası. Araçlar gerçekten hep benim hayalimi süslerdi ama çok pahalıydı be bu araçlar. Bu ön kısmından logar kapağı fırlatıyor. Ben filme gitmiştim. Ondan sonra geldim tabii ben Ninja Kaplumbağa olacağım. Arkama bir yastık koydu anne. Ondan sonra kemerle bağladık. Bir de kafama bağlamıştım. Sonra bizim üst katta Diyarbakırlı bir abla vardı. Aşağı indi böyle. Kapıyı ben açtım. Kadın böyle geçmiş olsun diye böyle beni hasta zannetti. Kadın çok üzülmüştü. Annem dedi dur dur dedi. Ninja Kaplumbağalar izledi. Travma ya bu. Bilmiyorum. Evet. Başka bir şey bu yani. Lan çocukken çok salaktım ya. 90'ların helikopteri. Bak Street Fighter'daki Blanka nasıl geldi oraya bilmiyorum. Yeşil diye kaynadı. Aha evet. Çok iyi. Gel gelelim şimdi en değerli parçayı göstermeye. Dünyada limit. Orada zaten yazıyor. Limit Edition yazıyor. Bu 71.409. bu. İkinci el bir sitede dolaşıyordum bir baktım 40 lira yazmış birisi buna. Ben sandım dolandırıcı dedim ama alacağım dedim yani en fazla 40 liram gider dedim. Attım hemen gönderdi o kutu geldi. Annem dedi kargo geldi koşarak geldi. Merdivenlerden çıktım yırttım açtım bir baktım. Harbiden geldi. Gerçekmiş yani. Geldi yani orijinal. Sadece Leonardo için üretilmiş böyle altın. Başka kaplumbağa yok. Altın değil tabii gerçek altın değil. 1990. 2. Ay şu büyüğü de çok tatlı ya. Kocaman var ya. Onun özelliği oyun parkuru. Açılıyor böyle merdivenler var içinde açılıyor. Allah böyle. Aşkına. Beni hemen bir ninja ile çek. Ay çok 2012 tatlı. Olabilir. Yeni de değilmiş yani 10 yılmış. Ödülümü takdim ediyor bana. Teşekkür ediyorum. Ev kirası alacağım bundan ya. Benim kadar yer. Vallahi abi, oda, bayağı büyük. Oda açsam olur ha. Dişleri açıyorsun. Hop. Ne oluyor ya? Ana. Kocaman bir şehir. Kollarından böyle destek alıyor. Ayakları açılıyor. Aa. Aa.
Ayakları da açıldı. Bu nereye gidiyor? Bir dakika abi, çok saçma ya. Neden yani? Bak bak bak, açılıyor da açılıyor. Her yeri oynuyor ya. Dandik ver de bir şey yap. Küçünü öyle. Aynen. Yani ben evimde böyle bir şey olsun isterdim yani küçükken. Toplam buranın kaç tane parçası var? Yani şu an görebildiğiniz evet. Çekmeceler hariç yani. Evet. 3923 adet parça adet var. Aynen. Bu arada bir sürpriz daha yapayım mı? Yap. Bunlar benim kullandığım telefonlar. Hiçbirini satmadım. Abin 18 yapma. Ericsson. Takoz bu. Biliyor musun? Arabanın altına koyuyorsun. Böyle falan babamdan öğrendim. Baba. Şundan vardı bende, yılan oynuyorduk böyle. Bu zaten dünyanın en çok satan telefonu olması lazım. Çok sağlam, acayip bir şey ya. O telefonun üstüne arkadaşlar asfalt dökülmüş. Yıllarca asfaltın altında kalmış, yeni çıktı telefon. Evet, hiçbir şey telefonu olmadı. Telefonu şarj ettiler, çalışıyor telefon. E bunu da ben de kullandım. Ben de kullandım. Bundan da bir yere kullanmıştım. Eskiden sürekli telefon alıyorduk bu arada. Birini alıyorduk, hemen yeni çıkıyordu, bunu satıyorduk, öbürünü alıyorduk. Başka da mı var? Bir tane daha yapayım, bir tane. Aha, yap bir tane sürpriz daha yap. Hayda. Hatırlıyorum ya. Ya bunları çekip çekip sonra fotoğrafçıya gidip bunları bastırtıyordum. Tab ettirmedim. Adam bütün öte özel hayatımızı görüyordu. Adam alıyor mu fotoğrafları diyordum. Bu fotoğrafları bize tab eder misiniz diye götürüyorduk. Adam da bize tab efendim diye. Veriyordu tab. Buradan da bir şey çıkar diye düşünüyorum. Geliyor, sağlam bir şey geliyor. Eyvah. Ooo. Bu efsane bir şey. Aa, bende vardı. Abi bunlar bizim hayatımızı mahvetti ya. Sürekli sallandıkça şarkının gitmesi. Karışık CD. Bunlar arkadaşlar eskinin telefondan şarkı dinliyorsunuz ya. Biz bunlardan dinliyorduk. Evet. Sallanıyordu bunlar. Sallanınca okuması ölüyordu. Bir de şöyle bir şey vardı. Pili bitmeye yakın şarkıyı 0.25x dinliyorduk. Evet. Yani ama ben dinlemeye devam ediyordum salak gibi. Ben çünkü de. Dandik pil alıyorduk. Zaten 2 saatte öldürüyorduk pili. İlk PlayStation. Yani görüntülerini görseniz. PlayStation 2'nin 8 MB'lık hafıza kartına bak. 8 MB abi şu. Teknolojinin 2 fotoğraflık. Ne aradık şunlardan biliyor musun? Eski görüntü çekebilmek için. Çalıştı. Handycam. Bizim de vardı abimle. Çekip çok uzun süredir duruyor. Nasıl çalıştı ben de bilmiyorum. Bizim tatil videosu var ya en son çektiğimiz. Onu bununla değil de yani. Bunun yenileriyle çektik. Şimdiki versiyonuyla çektik. Ha, üst katta da diğer oyuncaklar var. Barbie var. Bir dakika, o Barbie'nin bir özelliği var ama. Ne? 1966 modeli. Ne? Burada mı saklanır abi bu? Onu en iyi bu Ken korur diye. Can you protect her? Hemen şunu 66 şey. Abi bir şey diyeceğim, bunu niye koyduk? Bu çok değerli bir şey değil mi? Evet. Sığmadı, buraya sığmayanlar da var bayağı yüzlerce. Bayağı iyiymiş ya. Action Man ne Yunis? Açılmamış hamburger oyuncakları 20 yıllık. Sen bunları aldın mı sonradan peki? Koleksiyoncu ve yaşlı birisinden temin ettim bunları. Hani bunu açmamak hiçbir çocuğun harcı değil çünkü. Bunu babası akıl etmiş olması lazım. Tabii ki de canım. Hani dayanamazsın ki. Hemen açıyorduk. Gözlerinde hala nasıl çalışıyor bilmiyorum yani. Allah, yıllardır pilini iyi. Falan da değişmedim. Aa, Barbie'nin motoru. Biraz dağılmış, kazalı. Nice tortusun üstüne oturuyordum yemin ederim ya. Bize anca geldi. Dolgu topuk onlarda var da hep. Tabii. Bu yeni motor öğrenmiş Barbie. Ya keşke bir tane de Barbie koleksiyonu olan birinin evine gidebilsek, çıldırırdım herhalde. Varsa yazın da bir gelek ya. Vallahi geliriz ha. Barbie'nin kesin inanılmaz şeyle atı çiftliği. E sen koleksiyoncuları tanıyorsun. Yok mu bizim Barbie? Barbie'ciler var var. Ama Barbie kendini tanıdık. Belli etmiyorlar, anladın mı? Barbie bildiğiniz ki yapmışsınız. Bu şakayı daha önce yapmıştım ama yapacak bir şey tutamadım şu an kendimi. Şimdi kaç yıldır yapıyorsun abi bunu? Ya bilinçli olarak 2015 yılından beri ben topluyorum. Nasıl başladığım sorusu da yurt dışına gidip gelen kuzenim vardı. Şu figürleri ondan toplamaya başladım, o bazı eski olanları. Sonra 2015 yılında bir baktım. Bir sürü olmuş. Aynen, piyasası var mı? Araştırdım, baktım herkes satıyor. Toplamaya başladım 2015 yılında. Çok iyi yapmışsın. Güzel bir hobi abi. Çok güzel bir hobi ya. Çünkü bir şey bıraktın mesela, senden sonraki jenerasyonun buna erişmesi sağlıyorsun. Harika bir şey. Peki toplam sence buranın değeri nedir? Yani tek paha biçersek yarım milyon olabilir. Yarım milyon. Güzel. 500 binden daha vurucu oldu bu. Senin araba ne kadar? Yarım milyon. Yarım milyon. Bak senin araba burası ediyor. Senin araba mı burası mı? Burası. Değil mi? Herhalde parayla yok. Alınacak bir şey değil tabii aslında. Tabii yok yani. Şu yok an ya. Araştır. Sitelerin hepsine bak. Cidden bulamazsın. Yoklar yani. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok abi. Memnun çok oldum. Size hediyem var ama bir dakika. Aa! Ne? Rokates. Aa! Ah, bence benim. Yok artık, ben hatırladım bunu. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir hediye. Çok güzel gerçekten. Sana da böyle diyeyim. Hayır onu kabul edemem. Hayır. Abi. Onları yan yana koydum, ben önceden hazırladım abi, onları ki sen de bunu biliyormuşsun. Bunu kabul edemem. Hayır. Ben kabul edebilirim.
Abi bu... Sen He-Man'sin. Başka var mı bundan? Hayır, ben zaten en başından ayarlamıştım, onları yan yana koydum. Onu ekstra sevdiğiniz üzerine geldi. Benim ilk Twitch açtığım zaman abone gelince evet. Gölgelerin gücü adına diye şey çıkıyordu. Şu yıldırım aynen, yıldırım falan çıkıyordu. Ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok, çok mutlu sağ olduk vallahi. Sizi sağ olun. Bir nebze çocukunuza götürebilirsem ne mutlu. O zaman şimdi öteki koleksiyonerimize evet, doğru İzmir'e gidiyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra çekeceğiz ama siz şimdi çekmişiz gibi. Power Rangers beni götürsün. İyi, ben gölgelerin gücü adına. Biz İzmir'e geldik. Bakın şort giydim. Hem de babamın şortu. Ne alaka, çok güzel. Abdullah Albayram şortu. Şimdi figürcünün seyir defterinin evine geldik. Ahmet bize figürlerini gösterecek. Abi figür çekmediniz mi diyorsanız evet, daha önce figür çekmemiş. Çekmedim. Onlar anime figürüdü. Bu sefer Marvel, DC ve Bilum'un farklı şeylerin figürleri. Biraz daha bekleyin, iyice terleyin burada. Hadi evrene açılan kapı. Marvel'e böyle bir kapıdan geçiyormuş değil mi? Batman evreni. Olabilir ki. Geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk buracığım. Şuraya bakar mısınız ya? Neler yapmışlar? Evet. Burası aile kanalı olduğu için gittiğimiz her yer bize güne gelmişiz gibi davranıyor. Bu arada bir öncekinde de aynen bu şekilde gün vardı. Geldiğimiz videoda da orayı çekmedik ama aynen böyle hazırlamışlardı sağ olsunlar. Onlara da tekrar selam olsun. Bu ne? Islak brownie. Şimdi kendimi keseceğim. Kim yaptı bunları? Hepsini ben yaptım. Ana. Sen tiramisu mu yaptın ya? Evet. Evet. Ahmet böyle gelsene. Meslektaşın. Sen de yemekten anladığını söylüyorsun ama öyle değil. Yemekten şimdi anlayan görüyorum. İnsanın evi böyle oluyor işte kardeşim. Bunu ben bunu oturursam bunu buluyorum. Tamam sonra yiyelim. Abi şu zaten efsanen orada duruyor. En iyisi o. Evet. Aa bu ne? Dur onu görme işte. Sen görme diye bir şeyleri ters çeviriyoruz. O çok iyi. Abi. Güç kullanıyor. Alır vallahi. Hiç şeymiş affetmez. Bir. Aslında oyuncak. Figür değil ama. Nereden aldın bunu? Bir arkadaşımız bize hediye etti. Peki yurt dışından getiriyorsun bunu? Böyle yok şeyleri. Bu Türkiye'de, Türkiye'de satıldı. Evet, birçok tamam. Dünyanın birçok ülkesinde hadi sattı canım, bu. Türkiye'de evet. Kaç paraydı bu? 600 civarlarındaydı. Şimdi ama tabii o zaman. 3000 olmuştur. Evet. Yani o zaman dolar bu kadar değildi. Çok güzel. Öyle bu arada minik. Bunun adı Baby Yoda değil arkadaşlar. Evet. Yoda adamın adı, cinsi değil yani. Bebek insan gibi bir şey olmuyor yani. Baby Yoda değil, fark etmez. Ama sonuçta bir ismi var. Ne? Espri mi yaptı anlamadım ben de. Ay onun IQ'su iyice düşmeye başladı ya. Yok genel şöyle, ben zaten gülüyorum genel olarak. Genel karakterim o. Ha baby ya da değil. Ya çok saçma abi. Canlar gülüyor. Abi bunlar evet, çok ilginç bir şey. Türkiye'de yapılan ürünler, ikisi farklı stüdyonun işi. Altar'ın oğlu Tarkan. 70'ler stilinde yapılmış nefis bir oyuncak. Allah böyle. Allah çok iyi. Nasıl yapmışlar ya? Funky Şaban. Bunu yapan stüdyo da Clink, eski bir filmin ismi bu arada. En sevmediğim şey sizlerle çekim yapmak. Hep bana masraf çıkartıyorsunuz. Manga koleksiyonuna gittim. Evin içi manga dolu. Evet. Şimdi bunları alacağım biliyor musun gidip? Size bir şeyler şey ettik. Ne? Söylemeyelim şimdi burada da. Merak ettim şu an. Bak şimdi ben de merak ettim. Bunlar da eğlenceli bir seridir. Batman'in çizgi romanlardaki kullandığı araçların ana şöyle ölçekli halleri. Joker'inki çok iyi. Şimdi bir soru. Son Batman filmini nasıl buldun? Hepsini ayrı değerlendiriyorum ama son film de iyiydi. Ben mesela son filmi daha çok sevdim. Öyle olsun yani, anasını babasını kaybetmiş adam biraz evet. Depresif olsun, anladın evet. Mı? Evet. Bu şey Darkwing Duck. Mi? Böyle bir şey yok değil mi? Yok. Abi müziği böyle değil miydi? Darkwing Duck diye bir şey değil mi? O yok ama başı var. Abi böyle bir şey. Revize edilmiş Darkwing Duck. Bu 90'ların Batman'e atıfta bulunmak için yapılmış karakteri. Evet, ben İzleyeyim, çok merak ettim ben. Çok eğlencelidir yani, çok komiktir. Bunlar niye güzel biliyor musun? Çizgi romana benziyor ya, daha evet. Gerçekçi duruyor benim evet. için. Ağırlık çalışırsın bunu, o kadar ağır. Evet, ağırlarca. Aa, bak bu çok güzel. Golden Era dedikleri bir dönem var Batman'in. O dönemin heykelleri. İşte, aa işte olay burada. Mesela bildiğim şeyler. Aha Big Bang Theory Sheldon. Evet, nerede? Sheldon yok. Kardeşimizi getirtemedik, o gümrükte sorun yaşadığı. Niye? Ben özellikle o... Sheldon mu? Evet. Sen çok bilgilisin dediler, almadılar onu gümrükten. Ben bayağı Penny'ye aşıktım böyle. Öyle mi? Yani şöyle mesela, böyle gece yattığım zaman sevgilim olmuş o benim. Biz tanışmışız, o apartmandaymışım. Aptal aptal hayaller kuruyordum. Yani yazın yorumlara, siz de beğeniyordunuz şimdi. Yo çok tatlı. Kaç Penny bu? Alakası var. Hayır, ben figürün kaç Penny olduğunu sordum. 7 euro. 7 euro mu? Şimdi asıl yere geliyoruz. Burada ön gösterim yaptık. Zaten ne abi bu kadar büyük, oha, niye alıyorsun? Benim kadar. Ne abi? Oha surata bak. 1.4 dediğimiz 60 santime yakın ölçekte bir heykel. Yine Batman'in çizgi roman yaklaşımı bir versiyonu. Çok satılan bir ürün değil artık. Bu depremde zarar gördü. Tamamen depremi. Kırıldı yani İzmir depremi. Burada çok şey kırıldı bu arada depremde. Evet. Nasıl yaptın takım? İstanbul'da figür doktoru diye bir abimiz evet, var. Evet ondan bahsetmişti bize animedeki arkadaş. Kesin gitmeniz lazım. Doktor Allah düşürmesin yani. Ama gene dedikçe.
firmadan daha iyi yaptı. Film boyadı, birleştirdi. SSK'sı var mı abi Batman'in? Bir şurada ciddi bir şey konuşayım ya. Ben figür de doktoru bir... abimin kendi koleksiyonu var mı? Var. Ha tamam, o zaman gitsin. Yani hem yapıyor hem boyuyor hem... Belki bize figürümüzü şey yapmaz mı figür doktoru? Niye, işi gücü yok adamın, bunu mu yapacak doktor adam? Ne bileyim, eğlenceli olurdu. Ben kimim ki benim figürümü yapsın, bu haklısınız. Parasını verirsen yapanlar vardır buna emekli değil mi? Vardır değil mi? Ha gerçi biz bir kere yaptırmıştık şeydi. Şöyle bir yere fotoğraf girmiştik. Böyle etrafımızdan böyle pış pış fotoğraf çekmişlerdi. Sonunu 3D'de basıyorlar. Aynen. Siz kim oluyorsunuz da yaptırdınız bunları? Ben oyuncuyken bir filmde benim ayaklarımdan tutulup sağa sola fırlatılmam gerekiyordu. Çizgi film gibi. Dediler ki bu fotoğrafı çekelim, sonra 3D'ye gönderelim hocam. Oradan 3D'sini alsınlar, animasyonunu yapsınlar Fırat'ın dediler. Yaptılar, hiçbir şeye benzemedi. Bir şey soracağım. Bu hangi sonra... film? Sen de oynuyorsun bu filmde. Şu an. Ama senin haberin yok o sahnede. Biz size döneriz değil mi bu ya? Evet, biz size döneriz. Şu an hatırladım filmi. Olmadı. Başka bir şeyle çözdük. Bir tane bebek bez oyuncak getirdik. Onun üzerine falan yaptık. Öyle bir şey oldu. Allah durumlar Allah. Böyleydi yani. Ahmet Bey devam edelim. Evet. Bunları bilmem mi? Bunlar en dandik Batman dönemi. Dizisinin olduğu dönem evet, bu. Evet. 66 yılının. Denenet denen Pov. Evet. Yani onlar. Ha şu Pov işte evet. Ya bunlar 66 şu yukarıdaki dönemin. Birini dövecek gibi de durmuyor yani. Şöyle duruyor yani. Penguin namı değer. Şu Michael Keaton olan 89. O da Christian Bale'ın ilk filminin Batman'i. Bu zaten çizgi filminden bunu evet, biliyorum. Evet, animated serisi. Bu Türkiye'de Batman'i birçok nesle tanıtan çizgi filmdi. Arnold Schwarzenegger'in olduğu film serisi vardı ya. Hı-hı. Orada yükselmişti. Sinemaya gitmiştik biz onun için. Evet, evet. Orada. Evet. Bu çok iyiymiş abi. Bunun şöyle güzel bir olayı var. Televizyonlar açılıyor deme. Deme. Açılıyor. Ne? Deme. Ahmetciğim belli zaten burası Joker'ler. Bu en son filmden. Evet. Bazı şeyleri biz de biliyoruz hocam. Çok iyi. Aa kafası da değiştiriliyor. Evet. Evet, farklı kafaları var. Neden yapışık sakız koydun altına onu? Patafix o. Sakız değil ama. Sakız gibi duruyor. Sıcakta artık hiçbir figür dik duramıyor. Hiçbirimiz dik duramıyoruz ki onlar dursun. Evet, sıcakta fenalık. İzmir yemin ederim. Kanka en iyilerini alta koyuyorsun ama. Bunlar çok iyi. Yani tip olarak. Bilmiyorum evet. Değerini bilmiyorum da. Bu varmış asıl burada. O da en değerli olan heykellerden bir tanesi bu koleksiyondaki. Rus versiyonu gibi duruyor evet. Ya. Şimdi benim uzaktan bakıp en sevdiğim yere geldik. Son filmlerden birinde Nightmare. Küçük bir sahne vardı. Evet oradaki Batman o. Bu abi bu mükemmel. Bruce Wayne ve... Alfred. Çok iyi. Arkada da kıyafet ve bayağı parça var. Evet. Favorim 89 Michael Keaton'la Joker. Ben ama en çok bu Joker'in olduğu filmi seviyorum. Üçlemenin Joker'i ama zaten efsane bir çok karakter olarak evet. Çok iyi sinema tarihine geçti. Bu nasıl bir Batman'la? Bu Superman'i dövmek için giydiği kostüm. Ha anca öyle döverim. Bir dakika Ben Affleck mi bu? Evet Ben Affleck. Benziyor ağzı bu arada bak. Şurada Ben Affleck'in normal kostümlü hali. Aşağıda Ben Affleck'in öbür kostümlü evet. Hali var. Farklı dönemlerin farklı Batman'leri var aşağıda da. Kaç tane Batman'im var? 450 civarı parça var. Çizgi romanlarla 500-600'e yaklaşıyor. Ama Batman olarak da 300 parça var aşağı yukarı. Sen gerçek bir Batman fanısın evet. Abi. DC. Adam olan insan der ki Türkiye Batman temsilcimiz diye galalara götürür. Tanıtımlarını da önce gönderir. Haksız mıyım? Yapıyorlar bunu. Yapıyorsunuz ama Türkiye'de yapmıyorsunuz. Bak alan var. Vallahi var. İngilizce çevirin siz arkadaşlar atın onlara. Anlasın onlar. Cancık diyorum buradan Warner Bros'a. Duyuyor musun beni? Cancıksın. Eyvahlar olsun. Hollywood hayallerimiz yok. Warner Bros yarın arıyormuş. Fırat Bey bizi çok kırdı ya. Alo. Efendim. Ben miyim Fırat? Sen Ahmet'sin. Ahmet Bey, merhaba ben Warner Bros'tan Steve. Fırat Bey bir video çekmiş bize cancık demiş, kızmış, etmiş. Biz de farkında değiliz. Çokça güzel de koleksiyonunuz var. Biz sizi Amerika'da... Bir saniye. Bizim Batman stüdyolarımız açık mı hala? Batman stüdyolarına davet ediyoruz Ahmet Bey. Gelebilir misiniz? Biz sizi aslında İzmir'de mi ağırlasak çok da sevinirim bizim evde. Hala bir Ceyda niye çağırıyorsunuz İzmir'e onları? Gelsinler biraz memleket görsünler ya. Herkes ayağına gidiyor gibi düşündüm. Bu da farklı bir hareket. Ne oluyor ya şeklinde. Tamam o zaman. Biz sizi filme davet edecektik ama biz geliriz. Sizin figürlere bakar çıkarız. Öyle olsun bu seferlik. Şeyi getirelim mi? Edward'ın gerçek adı neydi? Robert mıydı? Robert Bey de gelmek ister. Onu da ağırlarsak çok seviniriz. Size kendi figürünü kendi hediye çıkmış. Pek olmaz gibi ya. Size şey olmazsa tek gelebilir misiniz? Otelde kalsa Robert Bey. Onu ben bir konuşayım o zaman. Ben size haber veririm o uygunsa. Tamam. Sevinç Pastanesi'nin önünden bizi alırsınız o zaman. Tamam abi, çok memnun tamam, oldum. Tamam oldu. Tamamdır. Teşekkürler. Görüşürüz Ahmet Bey. O sırada ben kapattım. Ne yani şey diye ben ona... Tabii canım kendimizi şey yapacak değiliz. O kadar yatırım yapmışım burada yani. Burada en büyük yani... müşterisi sensin adamların. Büyük ihtimalle az önce de size söyledim. Ben yani Bruce Wayne'den daha çok Batman'e yatırım yaptım. Tabii. Ama bundan çok daha büyükleri de var dünyada. Biz de kendi vardır, çapımızda tabii yani. Canım, adamın tabii alım gücünü düşünürsen. Tabii tabii. Ya işte bizim çocuk düz düzeye gidecek artık. Yapacak bir şey yok yani. Bir takım olanaklardan mahrum olacak.
ben bu seriyi daha çok sevdim. Ya da böyle toplu durduğu için. Yani bu siyah beyaz çok böyle güzel bir olması. Birçok farklı Batman çizerinin çizdiği Batman'in içinde barındıran bir seri. 120 taneye yakın. Daha da büyüyor. Hayır, bence ha, sen daha bu kadarını aldın. Evet, biz daha bu kadarını alabildik. Ne kadar bunlar? Yani şu anda 1500 liradan başlıyor tanesi aşağı yukarı. İkinci el alırsan 700'e de bulma şansın. Abi bak diye. Şimdi bu 1500 lira. Burada iki tane dev figür var. Bu var, şu var. 15 bin lira. Yine onun fiyatı bunlara göre şimdi makul olur. Ama serinin özelliğiyle de ilgili bir şeydir, evet, o. Dolar üstünden konuşalım mesela. Şu anda bunlar 45 ile 60 dolar arasında bir şey. Hiçbir şey değil adamın. Şu 250 dolar. Şaka evet. gibi yaşıyor bu adamlar. Warner. Bunlar güzel işte. Evet, niye? Bunlar... Çünkü renkli renkli bunlar da. Küçük müçük falan ya, tatlı. Burası çok güzel. Ama evet, Ceyda'nın dediği gibi şu bir seri mi bu? Evet. Mattel'in ürettiği bir 66 Batman serisi. Çok iyi. Deniz şortlu Batman ne alaka? Öyle bir sahnesi var. Joker'le sörf yapıyorlar. Ha, o komik olan seride, evet, tamam. Öyle bir sahne var, oradan almışlar. Farklı dönem Batman'ler. Mesela bir tanesinde cadı avcısı oluyor Batman. Bir nasıl tanesinde ya? Çizgi romanda mı bunlar? Çizgi romanda. Aa, oluyor. Çok iyiymiş ya. Evet. Cadı avcısı severiz. Orada senin şey var Ceyda, bak. Doktor Strange. Thor mor falan hepsi bak, burada. Bak doktoru çok güzel benzetmişler ama. Yüzüklerin Efendisi de bayağı iyiymiş çok bunu. Çok severim. Keşke benim olsa diyeceğim şeyi söylüyorum bu. Evet. Jim Carrey. Çok iyi abi. İt var, it. Evet. İtince it. Düşüyor mu? Şöyle it, aman ittirmeyeyim, orada milyonlar var. Ben bu filmi çok beğenmiştim. Biraz korku filmi ama küçükler sakın izlemeyin ha. 18 artı. Biz niye ama küçükken izliyorduk bunları? Ama ben söyleyeyim de sonra anneniz bu da benim çok sevdiğim üzülmesin. Bir filmdir. Bu gördüğünüz Jim Carrey abiniz. Fırat'ın işte stili buradan geliyor, anladınız mı? Evet. Küçüklüğümde biz bunları izleyerek büyüdük oğlum. Biraz daha büyüdük, bunu izledik. Kendimizi mafya zannettik. Şu Beetlejuice, o da çok... Beetlejuice. Böyle konuşurdu, Beetlejuice. Evet, şu da çok güzel bu arada. Bu işte Bro. Bizim yatağın Bro. Altından bir şey çıkacak korkusunu bize yaşatan Freddy. Aa, ben varım. Bana niye söylemiyorsun benim burada olduğumu bro? Sen benim köpeğimi mi öldürdün ha? Şimdi gidip herkesi vuracağım. O yani işte ben. Bana atıyorsunuz, abi yeni filmin çıkmış, niye haber vermiyorsun diye. Robocop var. Oo, Terminator. Bak, Terminator. O ikonik sahne. Gözünü çekti. İşte o çok zor bulunan bir parça. Metallica'nın Rusya konserini açtım. Ay. Görünmüyor ya ucu bucağı. Ceyda böyle kaldı. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Metallica hayran oldum 5 dakikada. Öyleydim zaten ama. Evet, bu gerçekten çok özel. Bayağı iyi. Mesela Led Zeppelin bulur muyuz bana bundan? Vallahi mi diyorsun? Yemin et. Yemin ediyorum. Çünkü bulursak almak zorunda kalacağım. Beni mahvetme. Bizim evlenirken de Since I've Been Loving You çalıyordu. O kadar önemli bizim için. Öyle mi? Ah Ceyda ya! Bu heykel her şey var içinde. Nasıl yani? Işıklar? Aa, aynen var. Ne diyorsun ya? Tabii. Bak beni var ya, şu an bitirdin. Ya ben bunların hepsini toplamaya kalkarsam ve bütçem olarak batarsam? Abi geleceğe dönüş çok iyi. Hayran, bana bir şeyler daha çıktı. Bakayım. Bunu yeniden çekecekler biliyorsun değil mi? Evet. İnşallah yapmazlar. Bence olur. Ben de istemiyorum. Bazı şeyleri öyle bıraksalar iyi olur. Çünkü yeni nesil için yapıyorlar. Sonuçta yeni ticareti oradan. Oyuncakları, evet, onlara satacak falan. Ama işte Star Wars hikayesine dönüyor. Eskiyi de küstürüyorsun. Ceyda hiç bilmiyor tamam, ama. Tamam sizsiniz. Nasıl ya, Star Wars izledim ben 3 bölüm. Ha, bu da Uzay Custom diye bir İstanbul'da sanırım bir arkadaşımız yapıyor bunu. Elif, bu da canım. Evet, bu da çok yapılmış. Ne kadar yapıyor? 1500'ün üstünde. Türkiye'de yapan bir adamdan almak ve yurt dışından lisanslı getirmek arasındaki farkı merak ettim. Bayağı pahalı. Tamam olsun ama Türkiye'de dönmüş, evet, oluyor yani, para. O yüzden ben de mümkün olduğu kadar kanalda destekleyeceğim. Şu Mandalorian var ya, bununla yatarım bak. Şu küçük eleman da orada. Yani bu Mandalorian mükemmel olmuş abi. Evet, çok iyi. Ya çok bu iyi. Hot Toys diye bir firma var, bir de Sideshow. O ikisinin Star Wars serileri gerçekten muhteşem. Yani özellikle şu küçük figürlerini çok beğendim. Evet, ben de bayıldım. Hala da yenileri geliyor, değişik karakterler filmden. O müthiş bir kitap müthiş bu arada. Müthiş kitap abi bu. Fantastik Türk sineması. Çakma E.T. vardı Türkiye'de biliyor musunuz? Of, çok fenaydı ama evet, çok eğlenceli. Çok iyiydi. Çakma Exorcist of Emily Rose vardı. Kız yatakta şeytan çıkartıyorlar. Şeytan girmiş. Duman lazım. Yandan birisi sigara üflüyor. Adamın eli görünüyor arada. Tarkanlar vesaireler. Hep yerli okumayı da seviyoruz. Harry Potter'ın yemek kitabı var yalnız. Tabii bunlar gerçekten yapılabilen yemekler mi? Evet. O zaman bir yemek videosunda yaparım ben bunu. Hatta bence cübbeni falan giyersin. Evet. Çok iyi. Yani. Şapkamı da takıp seçim yaparız. Gryffindor. Ay, çok teşekkür ederim. Vallahi abi çok güzel. Şimdi bir de sen kendi yaptığın şeyleri görelim mi? Ahmet'in eli de yatkın. Eli yatkın ne ya? Bir şeyler yapıyor Ahmet'te. Dur gidelim. Burada da Ahmet arka plan yapıyorsun değil mi abi? Evet. Mesela Star Wars'tan bir kare. Evet, diorama diye geçiyor bunlar. Ha, çeşitli malzemelerle. Ne diye geçiyor? Diorama. Ya bu arada bu benim hayatımda yaptığım ilk diorama. İlk diorama güzel yapmış İlkira. Müthiş şaka.
Bunlar da mesela maket. Hemen bir tanesini açıp size maket ben göstereyim. Şöyle birleştiriyorsun ürünleri. Aa ne güzel. Biraz basit sonra da boyuyorsun. Heh, basic boyuyorsun. Olay orada bitiyor zaten. Çünkü basit yani bu. Evet işte. Evet. Yani içeriklere şey ekleyeceksin yani yapılış. Tabii tabii. Yani orasında bir content olarak değerlendirmek istedim. Figür fotoğrafları çektiğin yer. Evet orada incelemeleri orada yapıyorum. Burada da ben hani arka plan kullanacağım zaman burada yapıyorum. Burası benim ofisim hem iş Airsoft malzemelerim de burada. Kanka buraya bir klima lazım. Ya da evet. Yazlık kışlık biz o yüzden oradayız. Sana bir Batman kliması. Çünkü sen burada bilgisayar aç yayın yapmaya başla daha da sıcaklaşırsın ya. Bayağı. Kaç yıldır topluyorsun? 22 yıldır. Oha bayağı. 2000 yılından beri topluyorum ben. Çok farklı koleksiyonlar geldi geçti bu arada. Ha, sen burada karar kıldın en son. Evet ya çünkü ekonomik olarak başa çıkmanın yolu yok. Senin 2000'li yılda yaptığın şey yani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim yani o zamanlar çok ağam şağam durumlar dolar değil bunlar. 1 liraydı yani. Ve ben hani 40 liraydı bir aldığım figür yani ben 2 tane alıyordum. Bilemedim. Ha, burada sadece önceliklerin oluyordu. Hafta sonu arkadaşlarla gideyim mi yoksa figür mü alayım deyip o kadar kolay bir şey anladınız mı? Tık 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 geçiyordunuz. Peki şu anki değeri kaç sence her şeyin? 600'lere ulaşıyordur artık yani. Farklı değerlendirilebilir fiyatlar ama ortalama 800 bin diyelim. Başla bir yok şöyle oldu. Bir önceki koleksiyonumuzda bu koleksiyon videomuz 1 milyon TL'ye kapandı. Evet. Abi çok keyif aldım. Çok güzeldi. Ben de çok güzel. Benim bir masrafa da soktum belli ki. Ben şimdi poğaça yemeye gidiyorum. Masadakiler aklımda çünkü. Ben haberleşelim. Ben size Instagram'dan gösteririm. O Metallica da olur, başka bir şey de olur. İşte bulacağım onu. Kendinize iyi teşekkür bakın. Teşekkür ederiz. Ekstra takip etmek isterseniz herkesin kanalları aşağıda zaten görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.